Muhafazakar seçmen artık kendine başka bir liman bulmuş olabilir mi? AK Parti'nin omurgasından ayrılan o kemik seçmeni ayrılmış olabilir mi sorusunu da beraberine ekledim. Elbette bu biraz daha uzun bir süre bize gerektiriyor Yok, sorunun yanıtını almak için. sorunun yanıtı çok kolay. Yeniden Refah Partisi'nin dikkate alınması gereken bir parti olduğunu uzun zamandır söylüyorum. Ancak şu anda seçmen yönünü Yeniden Refah Partisi'ne dönmemiştir. Yeniden Refah Partisi'ni dikkate değer bir parti olarak bir yere koymuştur. Bu ne demektir? Önümüzdeki seçimlerde AK Parti Yeniden Refah Partisi ile işbirliğinin yollarını arayacaktır, aramalıdır. Bakın Yeniden Refah Partisi, ben defalarca söyledim, bakanlık istiyor kardeşim dedim. Kimse beni dinlemedi. Yeniden Refah Partisi hükümette ve devlette yer almak istiyor kardeşim. Bunu açık açık söylüyor. Açık oturumlarda da bir araya geldiğimiz ağır abilerle konuştuğumuzda bunu açıkça ifade ediyorlar. Bakın gelmiş %6 bandına oturmuş Yeniden Refah Partisi. Siz bunu dikkate almak zorundasınız diye söyledim. O nedenle Yeniden Refah Partisi dikkate alınacaktır. Fakat burada şunu, tarihsel sürece baktığımızda Yeniden Refah Partisi milli nizamdan, milli selametten gelen bir süreci götürüyor ve onun oy potansiyeli bellidir. Esas AK Parti'yi AK Parti yapan orta sağ liberal oylardır. Bu oyları elinde tuttuğu için AK Parti başarmıştır geçmişte. Yeniden Refah Partisi'nin böyle bir konumu yoktur. O nedenle Yeniden Refah Partisi bir ideoloji partisidir. Bakın AK Parti bir ideoloji partisi değildir. AK Parti'nin bir ideolojisi yoktur. Ama Siyasal Yeniden Refah İslam Partisi bir ideoloji değil midir? Efendim? Siyasal İslam bir ideoloji değil midir? Siyasal İslam'ın temsilcisi Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi gibi partilerdir Alev Hanım. AK Parti gibi liberal olup hem dini, yani nasıl ortaya koyup hem de NAS'a karşı işler yapan bir parti ideoloji partisi olamaz. Bakın ideolojiyi beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bir ülkücü ideoloji vardır. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bir sosyalist ideoloji vardır. Sosyal demokrat ideoloji vardır. İslami ideoloji vardır. Bunlar ideolojik yaklaşımlardır. Bir de böyle ortaya karışık bir tarz sergileyen partiler vardır. Bunlara ideoloji partisi denmez. Peki halk ne dedi şimdi? Ben eğer oraya verirseniz gelmeden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şu an 2024'te yerel seçimlerdeki ideolojisini çerçeveleyecek olursanız nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda bazen o sosyal demokrat kimliğinden uzaklaşıp uzaklaşmadığı tartışılıyordu. Bu konuya dair bir cümle alabilir miyim? Ardından yine pencere açarak devam edeceğiz. Elbette Cumhuriyet Halk oraya Partisi'nin ideolojisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi çok nettir. Bu ideoloji 100 yıldır altı okla simgeleşmiştir. Ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerinde bu ideoloji biraz yumuşatılmıştır. Ya da bu ideoloji hatta biraz daha farklı bir noktaya getirilmiştir. Bunun da en önemli göstergesini efendim işte 39 milletvekili vererek siyasal İslamcı partilerle yapılan işbirliğini gösterebiliriz. Halk bundan memnun olmamış demek ki. Bakın mesela kökten ben milliyetçiyim diye bir ifadesi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Mesela ne demek? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parçası mıdır kökten milliyetçilik? Elbette ki. Bakın kökten diye bir şey yok. Milliyetçilik bir ideolojidir ve önemli bir ideolojidir. Altı okumuzdan da bir tanesidir. Milliyetçilikle ırkçılığı karıştırmamak gerekir. Milliyetçilik demek milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda, örneğin Akdeniz'de biz petrol aradığımızda yahut da dolarla bize oyun yapılmaya çalışıldığında bir araya gelebilmektir. Milli eğitimde, milli ekonomide, milli savunmada bir araya, yani ülkemize bir saldırı olduğunda ekonomik, siber yahut da silahlı bir araya gelebilmektir. Yani ülkenin milli menfaatlerini üst düzeye çıkarmaktır milliyetçilik. Ben de o anlamda milliyetçiliği bu şekilde onaylarım. Peki. Bakın, teşekkür ediyorum. Bir cümle daha alayım. Çünkü diğer konuklarımıza da hani eşit söz vereyim. Şöyle son bir cümleyi toparlayayım, hemen bırakayım. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi bir rüzgar estirmiştir. Bakın bu rüzgar, bu başarı önemlidir. Ama bundan çok daha önemli bir şey vardır. Bu başarıyı sürdürebilmektir. Yani şimdi tam oraya sürdürülebilir bir, evet, sürdürülebilir bir başarıyı devam ettirmek için de bir tek şey yapması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başarıyı tabana yaymaktır. Yani
sokağa örgütlemektir, örgütü öne çıkarmaktır ve bu başarıyı perçinlemektir. Peki. Bu da bizim kendi içimizde konuşacağımız bir şeydir. AK Parti de inişe geçmiştir. Hani demin arkadaşlarım dediler ki acaba tekrar yükselebilir mi? Yani dünya siyaset tarihinde bunun örnekleri pek yoktur. İnişe geçen, bu şekilde düşüşe geçen bir partinin yeniden yükselmesi, tıpkı bir uçağın tam inecekken yükselmesi ne kadar zorsa bir partinin de bu kadar zor olduğunu düşünüyorum. Teşekkür Halkın ederim. Verdiği mesaj